Efendim günaydın, Türkiye devam ediyor. Bu bölümde bir konumuz olacak dedik. Epilepsi sempozyumuna hazırlanıyor. Halka açık bir panel yapılacak. Epilepsi Hasta ve Yakınları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ebru Öztürk bizimle. Sayın Öztürk hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tabii çok genel ifadelerle ben bahsediyorum bu rahatsızlıktan, yakınlardan, bunların durumlarından değil mi? Evet. Birçok yanı yönüyle ele alacağız bugün sizinle. Evet. 13 Şubat Pazartesi günü İstanbul'da Ataköy'de Müşfik Kenter tiyatrosunda, Oyun Semre Kültür Merkezi'nin içerisinde. Evet. Çok güzel bir sahne. Geçen hafta da, iki hafta önce biz de oradaydık bir ödül töreninde. Burada önemli bir panel gerçekleşecek. Epilepsi sempozyumu. Şimdi epilepsi toplumda gördüğümüz, gözlemlediğimiz bir rahatsızlık. Ama çoğu kez örneğin Sara hastalığıyla, doğru mu, karıştırıldığını düşünüyoruz. Aynı şey mi? Kestiremiyoruz. Sonra bu hastalığa karşı bir hasta ve hasta yakınları var ama bir de toplumun tepkisi, bir de algısı tabii, var. Onların nasıl tabii davranacağını bazen şey yapamıyorlar. Çok basit örnekler. Örneğin yolda yolakta bazen denk geliyorsunuz. O krize giren epilepsi hastası. Nasıl davranacağınızı bilemiyorsunuz. Bilemeyen çok insanlar olduğunu şey görüyorsunuz. Bu yanlarını konuşalım. Tabii bu hastalığın hukuki bazı sorumlulukları var, yükümlülükleri var. Örneğin işe giriş çıkışlarda tabii, değil mi? Bir işten atılma sebebi sorun olabiliyor. Bu konulara mutlaka değinelim. Ve tabii psikolojik yükü kolay değil. Yani böyle bir hastalık, nasıl müzmin bir hastalık. Gerçi ne kadar müzmin onu da konuşmak lazım. Çok yani tedavi şey edilebiliyor mu? Tedavisi, hani belki tedavi edilebiliyor ama şartlar buna uygun mu? Tüm yönleriyle konuşalım. Nereden tabii başlayalım? Epilepsi demek Sara demek mi? İkisi farklı mı, aynı şey? Tabii. Epilepsi tıp diliyle epilepsi, halk diliyle Sara olarak geçer. Önce ben ne olduğunu, epilepsinin, söylemek istiyorum. Buyurun. Müsaadenizle. Estağfurullah. Şimdi normalde bizim beynimizden bir elektrik akımı geçer. Nöbet esnasında elektrik akımı çok fazla geçiyor. Normalde 4-5 elektrik akımı geçecekse o anda oradan 20-25 tane elektrik akımı geçiyor ve beynin belirli bir noktasına zarar veriyor. Bu bazı kişilerde görme, bazısında duyma, düşünme, hafıza gibi farklı farklı bölgelerde olabiliyor. Bu nerede olduğunu tespit edebilirlerse ona göre doktorlarımız hareket edebiliyorlar. Ama bazen de bu röntgenlerde çıkmayabiliyor. Diğer uzuvlardaki sorunlara pek benzemiyor. Mesela ayağı sakat olan bir kişiyi hemen tespit edebiliyorlar ne derece sakatlığı olduğunu. Veya işte kolu rahatsız olan, gözü rahatsız olanı tespit edebiliyorlar. Ama ne yazık ki epilepsi her röntgende veya her MR'da birebir çıkmadığı için tespit edilmesi zor. Onun için de yüzdesinin saptanması daha zor oluyor. Yüzde dediniz, bazı rakamlar var sormak istediğim. Sohbete devam edeceğiz. Bir virgül tabii koyalım. Programın bu bölümünde her gün yaptığımız Ankara'ya dönmemiz gerekiyor. Başkent gündemini alacağız. Peki. Arkadaşımız Gürkan Demir'den. Tabii Gürkan ki günaydın. Başkentin gündemi yoğun. Hem yurt dışından ziyaretçiler var, hem de Başbakan ve Devlet Bahçeli'nin bir sürpriz zirvesi gerçekleşecek. Başkent gündeminden bize neler aktaracaksın? Seni dinliyoruz. Evet Umut, hemen senin söylemiş olduğun liderler zirvesinden başkent Ankara'nın gündemine başlayabiliriz. Bu kapsamda meclisi etkisiz bırakacak anayasa değişikliği teklifini Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisine 2 Şubat'ta sunuldu ancak henüz onaylamadı. Gözler Beştepe'ye çevrilmişken sürpriz ve önemli bir zirve bugün yapılacak. Başbakan Binali Yıldırım ve MHP lideri Devlet Bahçeli saat 15'te Çankaya Köşkü'nde bir araya gelecekler ve bu süreci ele alacaklar diyebiliriz. Bu liderler zirvesi Ankara'nın öne çıkan ve en önemli sıcak gündem başlığı olduğunu belirtebiliriz. Yine önemli bir ziyaret trafiği olacak bugün. MHP'deki muhalif isimlerin oluşturduğu Türk Milliyetçileri Hayır Diyor platformu ziyaretlerde bulunacak. Saat 13'te Büyük Birlik Partisi'ne gidecekler. Saat 16'da Demokrat Parti'yi ziyaret edecekler. Türk Milliyetçileri Hayır Diyor platformunun içerisinde MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Alaçoğlu, Isparta Milletvekili Nuri Okutan bulunuyor ve aynı zamanda Genel Başkan adayları Sinan Oğan gibi isim de var. Yine MHP'den ihraç edilen Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ bu platformda yer alıyor. Önemli isimler ve önemli de bir kampanya yürütüyorlar. Bu kapsamda kritik görüşmeler yapacaklar. Bu görüşmeleri takip ediyoruz. Yine ifade ettiğin gibi yurt dışından başkent Ankara'nın bir ziyaretçisi olacak. O da Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecek olan CIA direktörü Mike Pompeo olacak. Mike Pompeo'nun gündeminde Rakka operasyonu, PYD
Türkiye'ye destek vermesi ABD'nin ve FETÖ lideri Fethullah Gülen'in Türkiye'ye iadesi konusu oluşturacak günden başlayan diyebiliriz. Geçen gün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'ın bir telefon görüşmesi olmuştu. CIA direktörünün ziyareti o telefon görüşmesinde belirlendiğini ifade edebiliriz. Elbap operasyonu devam ediyor Fırat Kalkan Harekatı kapsamında. Bu çerçevede Elbap kuşatılması operasyonlar devam ediyor. Bu kapsamda çok kritik noktalar ele geçirilmiş durumda. Gençlik Merkezi gibi, Akil Tepesi gibi, Hastane Tepesi gibi noktalar ele geçirilmiş durumda. Konuşulanlara göre Bızza ve Kabasin bölgelerde büyük oranda IŞİD'den temizlenmiş durumda. Fırat Kalkan Harekatı devam ediyor. Harekat kapsamında şehitlerimiz de var. Şehit cenazeleri de bugün olacak. Onlarda da gündemimize taşıyacağız. Ve son olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir görüşme olacak. Ara bölgede KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum lider Anastadiadis ara bölgede bir araya gelecekler. Kıbrıs müzakereleri sonuç alınamayan Kıbrıs müzakerelerini görüşecekler diyelim ve başkent Ankara'nın öne çıkan gündem başları bu şekilde olacak. Sözü yeniden İstanbul'a bırakıyoruz. Evet, teşekkür ediyoruz. Yoğun bir gündemi var başkentin. Ankara büromuzun bayağı gündemi yoğun. Onlar oradan takip edecek. Biz buradan aktarmayı sürdüreceğiz. Gürkan Demir'e bir kez daha teşekkür edip ben konuğuma Sayın Ebru Öztürk'e dönmek istiyorum. Evet, başta da anons ettik. Tekrar edelim. Ekranı yeni açanlar için Epilepsi Hasta ve Yakınları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Öztürk bizimle. 13 Şubat günü bir etkinlik yapıyorlar. Bir panel, bir sempozyum. Çok değerli isimler var burada. Uzman doktorlar var, psikologlar var. Epilepsiyi her yönüyle, değil mi? Evet. Hasta, yakını ve toplum açısından her yönüyle ele alıyorlar. Hı hı. Biz de epilepsi, SARA aynı şey mi diye sorduk. Oradan başladık. Evet. Halk dilinde SARA, tıp dilinde epilepsi ve neden böyle olduğunu, nasıl bir hastalık olduğunu da bize açıkladı. Ben buradan şuna gelmek istiyorum. Epilepsinin hani toplumumuzdaki karşılaşma vaka sayısı nedir? Buna ilişkin mutlaka istatistikler vardır. Son dönemlerde arttı mı yoksa artan hani farkındalık mı? Epilepsiyle hani daha mı karşılaşmaya başladık ya da buradaki durum ne? Epilepside artış değil, farkındalık artık başladı. Normalde karşılaştığınız kişilerin %4 kadar kısmı zaten epilepsi hastası. Ama birçok kişi bunu saklıyor. Dünya toplumda oranında, yani oran Türkiye'de %4. Türkiye'de %4 olarak geçiyor. %7 olarak da dünyadaki oran olarak geçiyor. Ben hepsinin Türkiye'de saptanmadığını düşünüyorum. Çünkü biz kolay kolay doktora gitmeyiz, bilirsiniz. Dünya ortalamasının çok çok altında. Tabii, yani mutlaka çok daha fazladır diye tahmin ediyorum. Şimdi ilk önce toplumumuzda şöyle bir olay var. Ben bunu söylersem beni toplum izole edebilir. Bulaşıcı dışlar zannedenler var. Bulaşıcı mı peki? Kesinlikle öyle bir şey yok. Bulaşıcı değil. Bu birçok nedenden dolayı olabiliyor. Mesela doğum esnasında problem olabilir. Ha, ateşli yani hastalık geçirmiş olabilir. İrsi bir durum olabilir. Veya bir kaza esnasında mesela başını çarpar, düşer, fenalaşır. Hemen o saniyede başlaması gerekmiyor. 2 sene sonra da bu olay başlayabiliyor. Yani hemen nüksetmeyebilir yani olay. Yani bugün epilepsi olmayan, doğuştan ırsi ya da işte ateşli hastalık dediniz, bunlar olmasa dahi bir fert, değil mi? Epilepsi her olabilir. An, her an, her an olabilir. Kaza sonrası tabii bu hastalığa arabada giderken bir kaza yaptılar. Evet. Veya tansiyonu düştü. Yere düştü, başını vurdu. Yani hepimizin aslında karşılaşabileceği bir olay. Onun için hepimizin buna bilinçli yaklaşması gerektiğini düşünüyorum. Bugün başınıza gelmedi diye kulak ardı etmememiz gerektiğini düşünüyorum. Evet. Daha çok da bir toplumdaki yaklaşım benim gördüğüm, gözlemlediğim hani bir irsi, aileden geliyor. Genetik, kalıtımsal ya da işte doğum ya da ufaktan kalan bir sıkıntı gibi algılanıyor. Bu yanı örneğin benim bilmediğim bir yanı. Yani herkesin tabii epilepsi başını darbe potansiyel alması, değil mi? Evet. Tabii. Böyle bir durum söz konusu, önemli. Türkiye ortalaması dünyanın altında dedik ama son dönemde hani bu artışla farkındalığa bağladınız. Tabii. Yani farkındalık biraz sanırım sizin gibi kitle örgütleriyle, değil mi? Sivil toplum kuruluşlarıyla oluyor benim gördüğüm. Gerçi çok yeni bir dernek. 2013 yılında 3-4 yıllık önemli etkinlikler yapmışsınız. Onları da birazdan konuşuruz. Tabii, yapacağınız tabii yine çok önemli bir etkinlik için buradasınız. Sizin dışınızda epilepsi konusunda toplumu uyaran, uyandıran, bu farkındalığı yaratan hasta ve yakınlarıyla ilgilenen dernekler var mı?
Bir epilepsiyle savaş derneği var. Doktorların derneği 73'te kurulmuş onların ikisi. En eski en köklü kuruluş o herhalde. O. Yani o da, doktor derneği. Yani onun da halk derneği değil. Biz ilk kez 2001 yılında epilepsi derneği kurmuştuk. Farkı ne? Halk derneği, doktor derneği. Şimdi, daha çok biz halka hitap edip onları toplayıp organize ediyoruz. Onlar doktorlar arasında yeni konuları konuşuyorlar. Ha. Daha sonra da belirli günlerde çıkıp açıklamalar yapıyorlar. Ama halkı tek tek toplayan, onlarla konuşmak için yani gazeteci, doktor ve belediyeler arasındaki o üçgeni tamamlayan grup biz oluyoruz. Anladım. O biraz daha mesleki, içe dönük, daha teknik bir durum. Ha. Yani belirli noktalarda toplanıyorlar, eğitimler veriyorlar. Hı hı. Halkı ilk kez bir milli eğitimle ilgili eğitim verildi. Sivas'ta yaptılar bu organizasyonu. Bizden önce davrandılar. Çünkü biz yönetimi Temmuz ayında aldık. Temmuz'dan beri biz bu etkinliklerin tamamı Temmuz'dan itibaren çıkmış durumda. İlk 2001 yılında biz Epilepsi Hastaları Derneği'ni kurmuştuk. Orada 2001'de epilepsi hastaları... 2013 ne? Yakınları da gidiyor. Yok, Epilepsi Hastaları Derneği'ydi o. 5,5 yıl ben orada da yönetim kurulu, genel kurulu başkan yardımcılığı yaptım. Daha sonra dernekten ben ayrıldım. Şehir dışına gittim. Bir süre sonra faaliyetlerde bir değişim olmuş. Kapanması gerekti. Onun üzerine doktorlarımızdan birisi benden rica etti. Bu derneğin kuruluşunu tekrar harekete geçmesi 2013 için. Şubat'ında. 2013 Şubat'ta dernek bitmiş, kurulmuş vaziyetteydi. Tekrar kuruldu. Kuruldu. Sizin de bir yani rahatsızlığınız oluyor değil mi? Ama yeniyorsunuz. Bunu da belirtelim. Zaten ben epilepside en uç noktaya kadar tatmış olan bir kişiyim. En uç nokta bu hastalıkta? Şimdi 9 aylık havale geçirdim. 1,5 yaşından sonra doktor kontrolü altındaydım. Hı hı. Bizim pötümer dediğimiz yani küçük nöbetler vardı. Onlar dalgınlık şeklindedir. Siz hayatınızı idame ettirirsiniz ama onu bir tek anne baba yakalayabilir o çocuk nöbeti. Çocuk dalar gider bazen. Tabii çocuk koşuyor mesela. Arkadaşıyla yakalamacı oynuyor. Bir anda bir durgunluk oluyor. Yorulduğu için durduğunu zannedebilirsiniz siz. Ama anne onun durması ve sadece bir noktaya dalıp bakmasından onun nöbet geçirdiğini anlayabilir. Tekrar oradan kaldığı yerden devam eder. Orada 20-30 saniyelik kopmalar var çocukta. 30 saniye ne düşündüğünü veya ne yaptığını bilmiyor. Tekrar devam ediyor. Sizin ebeveynleriniz, anne ve babanız bunu fark ediyor değil mi? Bunu fark ediyordu. Bendekiler böyle küçük nöbetlerdi. Sonra bu nöbetin söylenmesi çocuğa çok önemli bir şey. Bana doktorum yani kendisi prof, Türkiye'deki en eski proflardan olmasına rağmen bu konuda sen de işte bu ilaçlar kuvvet hapı değil, epilepsi hapı. Aa, sen bunu bilmiyor muydun? Dedi bana. Şimdi nöbet falan dedi. Ben nöbetleri açtım. Ansiklopedilere baktım. Orada kanserdeki nöbetler falan deyince psikolojik olarak başka bir hastalığım var, alıştırıyorlar dedim. Ve nöbetler büyük nöbete döndü. Şimdi bu çok önemli bir şey çocuğa. Evet. Tabii. Ve liseden sonra bende büyük nöbetler senede bir olmaya başladı. İşte senede iki, ayda bir, haftada bir derken günde 11 büyük nöbete çıktım. Ve bana tıbbın yapacağı şey burada sonerde Allah yardımcınız olsun diyerek profesör doktor beni üniversite hastanesinden gönderdi. Benim yapabileceğim bir şey yoktu. Bir şey yok. Tıbbın yapacağı şey burada sonerde Allah yardımcınız olsun. Keşke dedi röntgende çıksa. O günden röntgen, bugüne nasıl oluyor? Röntgende herhangi bir şey görülemedi. Röntgen, sonra tomografiler çıktı, MR'lar çıktı. Herkesin bakıp da temiz dediği bir MR'da, öbür EEG'lerde falan görmediler. Başka bir prof doktor baktı. O MR'lardan bir tanesinde bir nokta yakaladı. Sol terampol bölgede yumuşak doku dedi. Yani herkes her şeyi de göremiyor. Anladım. Onun görülmesinden sonra o şekilde tedavim başladı. Ve Türkiye'de ameliyatlar 19 yıl önce başlamıştı. Ben ilk ameliyat olanlardanım. 16. tester grubuyuz yani. Hı. 16. kişiyim. O zamanlar bir tek Cerrahpaşa'da bu ameliyatlar gerçekleşiyordu Türkiye'de. Ameliyat oldum. Onunla beraber iyileştim. Hayata döndüm. Ben hayata döndüysem o zaman benim de görevlerim var. Bazı kişilere
ben yardımcı tabii, olmalıyım diye düşündüm. İşte doktorlarımızda bir dernek kurulması gerektiğini, ilk etapta onlar bir psikoterapi için bir odada bizi topluyorlardı. Ameliyat olanlar mesela diyordu ki ben bu yaştan sonra ilkokuldan terkim, bu yaştan sonra nasıl okuyayım veya bu saatten sonra nasıl iş hayatına gireyim. Bir nörolog, psikolog, psikiyatrist kontrolünde biz de konuşuyorduk. Bak ben ameliyat oldum, mücadele ediyorum, sen de mücadele et. Ben yaptım, sen de yap. İşte ben mesela üniversiteden terktim, İstanbul Üniversitesi'nden. İşe giderken Anadolu Üniversitesi'ne devam ediyordum. Bak ben okuyorum, sen de oku. Anladım. Şeklinde teşvikler oluyordu. Birbirimizi motive ediyorduk. Motive ediyorduk. Aha. Sonra oradan çıkıyorduk, dışarıda bizi bekleyen ameliyat olacak hastalar var. Ölür müyüm acaba? Psikolojisi. Çünkü %15 benim de riskim vardı ameliyat olurken. Ölme, hafızayı kaybetme riskim vardı. Evet. Büyük vardır herhalde. Büyük tabii. O zaman diyordu ki bak ben ameliyat oldum. Ölmedim. Hafızamı da kaybetmedim. Sen de ol. Sen de iyileş. Bu sefer tabii doktorun dediği mutlaka etkili ama hastanın dediği hastanın daha farklı. Daha farklı oluyor. Özellikle anneler üzerinde etkimiz çok fazlaydı. Şimdi anneler babalar önemli. Ebeveynlerin bu konuda uyanık olması. Özellikle küçük yaşta çocuktaki bu farklılıkları, farklı durumları, o dalgınlık ya da durmaları fark etmesi çok önemli. Ama her durgunluk, her dalgınlıkta epilepsi anlamına değildir, gelmiyor değil mi? Tabii başka peki, şey böyle doğru. Bir şüphe duyan aile ebeveyn ne yapmalı? Bir nöropsikoloğa mı gitmeli? Böyle durgunluk olduğunda nöroloji bölümüne gitmesi gerekiyor. Tabii bu beyinle alakalı olan bir şey olduğundan dolayı mutlaka nöroloji bölümüne gidecek. Zaten oradaki kişiler onun ne olduğunu yani epilepsi mi başka bir rahatsızlık mı zaten onu tespit edeceklerdir. Günümüzde eskisi gibi değil EEG'lerde. Şimdi uyku EEG'si de alıyorlar. Uyku EEG'sinde röntgen çekilirken şimdi sadece bize elektrotları eskiden takarlardı. Bu elektrotlarla beraber şimdi gülün diyorlar. Güldüğünüz zaman elmacık kemiklerin orada şöyle bir sert bir zemin var. Orada bütün sinirlerimizin birleştiği yermiş orası. Elmacık kemikleri. Elmacık kemikli. Güldüğünüz zaman şurada çıkıntı oluşuyor. Aha. O noktada. Buradan bizi dikiyorlar. Kemiğe iğneyi sokuyor. Buradan dikiyorlar sizi. Makineye bağlıyorlar. Böylece hem sinirlere hem beyindeki elektrik akımına hem de kameraya alıyorlar. Ve o zaman nöbet geldiğinde ilaç da aldırtmıyorlar. Sizdeki bütün olayı yakalıyor. Yani sinirde ne var? Elektrotta, beyindeki elektrik akımında ne var? Görüntü ne yapıyor? Nasıl? Hepsini birden saptıyorlar. Şimdi artık tabii daha farklı, daha uzmanlar. Evet. Şimdi teknoloji. Sizin birebir de yani kendi yaşamınızdan, özelinizden paylaştığınız tecrübeler bence çok önemli. Bizi izleyen, yakını olan, epilepsi olan izleyenlerimiz açısından ya da toplumdaki tabii. O farkındalık açısından sizin bir de yaşadığınız şöyle bir tecrübe var. Program öncesi konuşurken dile getirmiştiniz. Yani epilepsi hastasının bir işe girmesi, iş bulması ya da çok işten ayrılması ya da konu. İşten atılması noktasında o tecrübenizle paylaşmanızı istiyorum. Tabii. Yani sonuçta yani ölümcül bir noktada değil epilepsi. Tedavi edilebilir bir noktada. Bu aile zamanda fark ederse, tedavi düzgün devam ederse ki yani ilk ameliyat olanlardan biriyim tabii, diyorsunuz. Tabii. Yıllar öncesinden bahsediyorsunuz. 19 gelinen yıl noktada, oldu. Gelinen noktada çok daha kolay değil mi? Tabii. Şimdi çok tedavi yerde ameliyat çok oluyor. Daha kolay olabiliyor bunlar. Bu noktada iş hayatında epilepsi hastasının yaşayabileceği sorunlar ne? Nelere dikkat etmesi lazım? Öbür tarafta işveren açısından da bakıldığında onlar nasıl davranıyor? Onların hataları ne? Tabii. Şimdi iki taraftan da bakalım. Aynen. Hasta tarafından hem de işveren tarafından bakalım. Biz epilepsili olan kişiler aslında birçok işi yapabiliriz. Yapabileceğimiz işler var, yapamayacağımız işler var. Mesela inşaatın dış cephesini boyama bizim işimiz değil. Veya tehlike arz eden, evet. Riski yüksek. Veya böyle kaynar kazanların olduğu kimyasallarla uğraşılan bir iş bizim işimiz değil. Anladım. Ama diğer konularda mesela özellikle masa başı işlerini çok rahatlıkla yapabiliriz. Bizler de %40 oranında eğer engel teşkil edersek engelli statüsünü alıyorlar. Ama %40'lık oranı kolay kolay kimse vermiyor. Binde bir yani bu ihtimal. Bunu alabilmezse. Epilepsi, alamaz. Statüsüne girmez. Tam da
olsa bile saptanması çok zor. Hı hı. Kolay kolay hiçbir doktor bunu vermiyor. Hı hı. Bunu bir kenara koyuyorum. Peki ben madem çok küçük dozajlı epilepsiliyim, beni engelli saymıyorsunuz. O zaman engelli olmayanlar grubunda benim işe girmem gerekiyor. Evet. Bende bir yutkunma nöbeti oluyor. Saniye, yani 30 saniyem gidiyor burada. Hı hı. Fenalaşma nöbeti geçiren, senede bir veya senede iki kere fenalaşma nöbeti geçiren bir kişi fenalaştı zaten, bir iki dakika içinde ayılıyor. Hadi başının dönmesi geçti, adapte oldu, iki dakika, beş dakika, yarım saat diyelim, yani yarım saat diyelim Umut Bey, benim 6 ayda bir veya senede bir yarım saatlik kaybım oldu. Hı hı. Şimdi gözü görmeyen bir kişiye gidelim. Yani lütfen diğer arkadaşlarımız da yanlış anlamasınlar. Görmeyen, duymayan örnek olarak vermek istiyorum. Ha, engelli. Engelliler, evet, beni yanlış anlamamalarını rica ediyorum. Görmeyen bir kişi 9 saatlik çalışmada belki 8 saatlik bir performans çıkarıyor. Veya duymayan bir kişi 8,5 saatlik bir performans çıkartıyor. Ayağı işte aksayan, kolu rahatsız olan bir kişi belki 8-8,5 saatlik bir performans çıkarıyor. Ama ben o gün normal performansımı çıkartıyorum. 6 ayda bir böyle bir kaybım olacak benim. Ama toplum bu konuda bilinçli olmadığı için aman fenalaşır da başıma bir şey geliverir korkusuyla bizi işe almıyor. Hmm. Oysa biz diğerlerinden çok daha iyi sonuçlar ortaya çıkartabiliyoruz. Bir de diğerleri beni işe almayıp da bu kişiler işe aldığı için bunu kaybetmemek amacıyla diğerlerinin yaptığından daha büyük bir çalışma ortaya çıkartabiliyoruz. Ama halk bu konuda bilinçli olmadığı için diyor ki ay bu cin çarpması olabilir. Bu da enteresan. Bu da enteresan. Bizim sitemizde paylaşmışlar. Yani acı gerçek, trajik bunlar, trajikomik İnternet şeyler. Sitesinde. İnternet sitemizde. Onu işte gittim adliyeye şikayette bulundum bu konuda. Benim sitemde kalkmışlar böyle bir şey paylaşıyorlar. İki türlü iyileşirmişim. Birinde doktora gidermişim, diğerinde de şu ayetin işte şu surenin şu ayetinden falan filan diye yazılar çıkıyor. Yani bulaşıcıdır diyor, yanınızdan sizi çekiyor. Aman cin çarpmasan da cin çarpar, yanından çekiyor. Bu kişi bir şey yapamaz diyor veya karşısındaki bu olaylar karşısında toplumdan izole oluyor. Aman söylemeyeyim, işe giremem. Hı hı. Aman söylersem toplum sizin beni dışlar. İş akdinizin fesi de sanırım bundan kaynaklanıyor. Tabii. Değil mi? Ben, nasıl oldu o? Ben çok büyük bir kurumda ve oranın koordinatörü pozisyonunda. Koordinatörü referansıyla işe girdim. Hı hı. Bana dedi ki kızım senin nöbetin olabilir, bu çalışmanın için engel değil. Ay sağ ol Selçuk amca dedim. Yani o benim için çok büyük bir olaydı. Çünkü zaten üniversiteden terktim. Hı hı. Hiç olmazsa demiştim çalışma hayatına girerim. Bana orada büyük bir nöbet geldi, masa başındaydım. O anda masa başında tuşlardan birisine yanlışlıkla dokunmuşum. Orada artık başka bir ekran mı açıldı, ne oldu, bir sorun yaşanmış. Hı hı. Ondan sonra telefonla görüşmeyi yapamadım. Ne olduğunu anlayamadılar onlar. Neyse hemen annemlere haber veriyorlar. Nöbetin etkisi geçti. Ama hı-hı, geldiler, annemler beni aldılar. O gün ben eve gittim. Ondan sonra ertesi gün de şey vardı. Kuzenimin düğünü vardı. İzinliydim zaten. Ankara'ya gittik geldik. Telefon geldi. Biz sizinle her zaman çalışmak isteriz ama diye bir cümle geçti. Tabii bu benim için çok acı olmuştu. En tepeden referans olmasına karşın ben işten çıkarıldım. Şimdi buradan çıkaracağımız bir sonuç var. Sizin istediğiniz kadar referansınız iyi olsun. Bu şekilde işten çıkarılabiliyorsanız, herhangi bir kişi olarak işe girdiğiniz takdirde bir nöbet esnasında çok rahatlıkla işten çıkarılabilirsiniz demektir. Bu iş yerin için yasal bir durum mu peki? Yani haklı mı? Hakkı mı ya da? Eğer siz işe girerken, hı hı, epilepsi hastası olduğunuzu söylediyseniz çıkartma gibi bir lüksü yoktur. Çünkü o bunu kabul ederek girmiştir. Ki benim girişim öyle. Buna rağmen çıkarıldım. Buna rağmen çıkarıldım. Bir şey diyemedik.
Ama ben o zamanlar bu yasal hakkımda bilmiyordum. İşin doğrusu. Bilinç çok önemli. Bilinç noktasında sizin gibi derneklerin topluma yani ön ayak olması, aydınlatması, bu tür faaliyetler çok önemli. Yani epilepsi hastası olabilirsiniz ama bunu aleni bir şekilde paylaşmaktan, açıklamaktan bir işe girerken ya da değil mi içinde bulunduğunuz toplum içerisinde, arkadaş içerisinde açıklamaktan kaçınmamak gerekiyor. Kaçınmamak lazım. Biraz bu daha eskiye nazaran daha rahat gibi. Ben öyle gözlemliyorum değil biraz mi? Daha, evet, farkındalık, biraz daha evet, biraz daha bilinçli. Sizin gibi derneklerin, bu bilinç biraz arttı gibi geliyor bana. Derneğiniz yeni ama birçok etkinliğe imza atmışsınız. Neler yapıyorsunuz? Biz Temmuz'dan beri evet bir sürü şey yapmışsınız. 17 Temmuz'da biz yönetimi aldık. İlk etapta biz seminerler düzenlemeye başladık. Beylikdüzü ve Kadıköy'de seminerlerimiz oldu. Bunları da döndürerek yaptık. İşte katılım bir, nasıl yani toplumun? Katılım çok az. Yani hasta değilse kesinlikle katılmak istemiyor. Hasta olanlar da katıldığı zaman karşısındakinin onun epilepsi olduğunu da anlayacak diye böyle bir çekincesi var hala da. Duyurular konusunda da duyurmaya çalışıyoruz. Ama hala da internetten çok az bizim üyemiz var. Yani fazla umarım üyemizin bu program olduğunu bunun önünü açar biraz da. Umarım, başka etkinlikler de yapmışsınız. Temmuz'da, Eylül'de. Büyükçekmece'de oldu. Evet, parklarda standlar açtık. Şişli'de, Kadıköy'de parklarda standlar açtık. İşte Avcılar Belediyesi'nde kadına şiddet programında konuşma yaptık. Kadın kollarında davet ettiler. Kadın kollarında konuşmalar yaptık. Bunun gibi birçok noktada duyuru yapmaya çalıştık. Ama basınla ilgili de sağ olsun mesela Aydınlık'ta 3 kere gazetede yazılarımız çıktı. Gazetede çıktı. Yine birçok gazetelerde de yazılarımızı verdik ama genellikle yerel gazeteler bunlarla ilgili etkinlikleri yaptığımız noktalardaki yerel gazetelerde çok çıktık. Ama diğer siyasi gazetelerde çok fazla çıkartamıyoruz. Yazıları gönderiyoruz, tabii diyorlar ama gerisi gelmiyor. Yani biz de istiyoruz ki bu konularda biraz daha duyarlı olursa gazetelerimiz, siyasi gazeteler, buralardaki çıkan yazılardan birçok epilepsili kişi bize ulaşacaktır ve biz onlara hem psikolojik hem nörolojik hem de hukuki konularda destek vereceğiz. Hem de uzman kişilerden alacaklar destekleri. Bu da çok önemli bir şey bence. Şimdi tabii epilepsi hastası ve yakınları açısından nasıl davranılacağını, ne yapılması gerektiğini, onların kendisini değil mi ifade etmesi gerektiğinden, işe girerken söylemesi gerektiğinden bahsediyoruz ama söylemezse işten çıkıyordur, tazminat almaz mesela. Aynen. Söyleyememesi noktasında tabii toplumun da bir yaklaşımı var. Şimdi toplum dediğiniz gibi cin çarptı, yok bulaşıcıydı, aman işte başım belaya girer falan gibi böyle yaklaştığında o da onun söylemesine esasında tamamen diyalektik bir durum etkiliyor. Söyleyemiyor. Toplumdan gelecek tepkiden dolayı. Toplumdan beklentiler ne? Ve önemlisi yani şu önemli bence bir epilepsi krizi geldiğinde, fenalaşma geldiğinde toplum nasıl davranacağını biliyor mu? Ben, o soğan koklatmalar, en limon, önemli soru bence. Kolonya, yani bunlar doğru şeyler mi? Doğru müdahaleler mi? Çok yanlış. Bu soru için çok teşekkür ediyorum. Size. Bence en önemlisi bu. Şimdi epilepsi nöbeti geçiren bir kişi yüzden fazla epilepsi çeşidi var. Öyle kendi içinde yüzden fazla çeşidi var. Bizim için önemli olan bu doktorlarla ilgili kısım. Ama bizim için önemli olan fenalaşma nöbeti geçiren bir kişide yapmamız gereken iki tane şey var. Birincisi kesinlikle o kişinin elini ayağını tutmayın. Kırarsınız. O deli kuvvetiyle vuruyor. Vuracak. Kesinlikle bilinç tutmayın. Dışı, evet. Bilinç dışı. Ağzını açacağım diye uğraşmayın. Zarar verirsiniz. Sadece başını koruyun. Başı darbe almasın, sonucu onun için kötü olabilir. Başka sonuçlar olabilir. Tabii. Başını koruyacağız. O anda ne var elimizde? Çantam var, atkım var. Bir şey başının altına koyarız. Hiçbir şey bulamadık. Avcumuzu şöyle yapalım, en fazla elimiz acır. Yere anladım, temas anladım ettiği için. Ağzından eğer köpük geliyorsa o nöbette, başını yan çevirelim, nefes borusuna gitmesin. Tıkanmasın, boğulmasın. Bunu çoğu kişi bilmiyor. Kesinlikle kolonya koklatmak, tokat atmak, işte soğan koklatmak, bunları yapmayın. Kolonya soğan nöbetin süresini uzatıyor. Tokat atarak da zarar veriyorsunuz karşınızdakinin, canını yakıyorsunuz. Tabii belki farkında değil. Ayıldığı zaman da ne oldu, ne geçirdin, ne yaptın falan demeyin. Zaten o
anda bir bilinç kopması var onda. Yani bir 30-40 saniye ne oldum, ben neredeyim, ne yaptım gibi, yani kendi kendine ayıldığında birkaç tane soruyla karşılaşıyor ve başına, hele ki bir bayansı, bir şey geldiğini de düşünebiliyor yani. Anladım. Psikolojik olarak sadece uğradım, tabii bir şey mi oldu bana diyor. Sadece şunu yapıyoruz. Korkma Şişli desin. Ha, yer söylüyorsunuz. Heh. Korkma işte Bakırköy'desin veya AVM'desin. O kişi o anda nasıl rahatlıyor biliyor musunuz? Yani bir anda güvenilir bir noktada olduğunu daha hızlı bir şekilde hatırlamasına yardımcı oluyor. Su, en büyük destek bu. Su vermek falan doğru mu? O anda vermeyin, tıkanır. Ya da yüzünü yıkamak. Sonrasında. Sonra yıkanır. Aha. Sonra yüzünü yıkayabilir. Yani ona korkmayın şöylesin dediğin anda olay bitiyor. O anda birdenbire başı dönebilir. Yavaşça kalkmasına yardımcı olun. Zaten o andan sonra bütün işlerini kendisi halledecektir. Sorun çözülmüş demektir. Ve ağzından köpük geldiyse, selpak varsa elinizde, ağzını silmesi için bir selpak verin. Bitti yani, hiçbir şey yapmanıza gerek yok. O bütün sorunlarını bundan sonra halledecektir. Yine bu ve benzer böyle fenalaşan o krizin geldiği noktalarda, hani müdahalelerde benim gördüğüm, gözlemlediğim böyle bir dili dönebilir. İşte ağzı dediniz ya, ağzını açmaya çalışmayın ama o dil dönmesindeki risk ya da durum nedir? Şimdi dil dönmesi olsa da yine burundan nefes alma olayı var. Hmm. Yani yine nefes alabiliyor. Ama ağzından köpük geldiği zaman onu yan çevirmediyseniz, o gelen köpük hava borusuna soluk gittiği borusuna, için aha, işte o zaman çok kötü bir sonuç ağzı ortaya çıkabiliyor. Ağzı açmak için zorlamamak gerekiyor. Zorlamamak gerekiyor. Hmm. Açamazsınız. Uğraşsanız da açamazsınız yani. Hmm. Artık açmadan evvel işte bir şey, o anda yakaladınız, sizin nöbetle ilgili bilginiz var, hemen ağzına bir şey, tahta kaşık koydunuz, tamam. Ama onu yakalamanız çok zor. Bilemezsiniz ki öyle bir şey olacağını. Onun için ağzını açamazsınız. Hı hı. 13 Şubat 2017 önümüzdeki pazartesi, doğru mu? Evet. Önemli bir etkinlik. Müşfik Kenter Tiyatrosu, Ataköy, İstanbul, Yunus Emre Kültür Merkezi'nde. Şimdi ben katılan isimlere bakıyorum, konu başlıklarına bakıyorum. Epilepsi olabilirsiniz, bir yakınız olabilir ya da hiç hayatınızda olmamış olabilir ama sizin olmayacağınız anlamına gelmiyor. Hepimiz adayız. Evet, yani bir kaza, bir başvurması, bir travma sizi epilepsi adayı yapabilir, olabilirsiniz. Bir ikincisi, toplumda, yolda yolakta değil mi, yürürken karşınıza çıkabiliyor böylesi vakalar. Nasıl davranacağınızı bilmeniz hem hani toplum açısından hem o epilepsi hastası açısından çok önemli. Biraz önce verdiğiniz örnekler bence çok değerli. Şimdi burada uzman doktor Günay Gül konuşmacı, epilepsi ve SARA hastalığının aynı şey mi değil mi, bu soruyu yanıtlıyor, açıyor. Epilepsi nöbeti sırasında yapılacaklar ve yapılmaması gerekenler, biraz önce Sayın Öztürk'ün ifade ettiğini bu sefer bir uzman doktor Mecbure Nalbantoğlu güzelce anlatacak. Bir ara verilecek. Sonrasında avukat Gonca Özmumcu, avukat Büşra Çankaya. Bu da önemli. Epilepsi hastalığının hukuki sorunları, sorumlulukları. Biz hani işe girmekten bahsettik. Onun dışında da başka sorunları, sorumlulukları var mı? Var. Hukuken. Hukuken birkaç tane şey var. Şu anda mesela Epilepsiyle Savaş Derneği'ndeki doktorlarımızdan Ebru Hanım'ın hazırladığı bir çalışma var. Sonra bunu İstanbul Barosu'yla hukuki tarafını düzenleyip arkasından da meclise götürmeyi düşünüyoruz. Harika. Bu da %3'lük grup. Mesela biz %3'lük epilepsi engelli grubuna giriyor muyuz, girmiyor muyuz? Giriyorsak neler gerekiyor? Bununla ilgili bir çalışma yapılıyor. Hem biz %3 engelli grubunda değilsin diyorlar, hem de işe girerken sen bir engellisin, çalışamazsın deniyor. İşten atılıyor. O zaman bunun belirlenmesi gerekiyor. %3 grubuna girmemiz için kota nedir? %40 engelli raporu alabilmem için hangi özellikler olması gerekiyor? Bunlar belirleniyor. İkinci bir sorun askerlik sorunu. Mesela askere gitmemek için bu epilepsi nöbeti geçirir gibi yapan çok insanlar var. Hatta bunu yollarda yapanlar var. Mesela biz polisten izin alırken birçok sorunlarla karşılaşmıştık. İlk dernek kurulduğunda bana dedi ki, ben senin dedi epilepsi, gerçek epilepsili olduğunu nereden bileceğim? Neden dedim, nasıl böyle bir sorguya çekebilirsiniz beni? Onun da yanıtladığı şu oldu. İki kişi beraber gidiyorlar dedi. Biri diş macunu alıyor ağzına dedi. Atıyor kendini yere dedi. Ayaklarını yere vuruyor. Millet başına toplanıyor. Öbürü de cüzdanını alıyor gidiyor dedi.
Şimdi bu gibi trajik, böyle suistimaller var. Böyle trajik durumlarla da karşı karşıya kaldığımız için insanlar yere düşen kişinin epilepsili olup olmadığını da ayırt edemiyorlar. Mesela ben çok rahatlıkla ayırt edebiliyorum. Hı hı. Çünkü o ayağı hemen nöbet bitti deyip pat ayağa kalkınca gel ben sana yardım edeyim, iş bulayım, para vereyim deyip de hemen ayağa kalkıyorsa ben diyorum ki bu epilepsi nöbeti değildir. Hı hı. Eğer ayağa kalkarken başı döner gibi oluyor, birisinin desteğiyle ayağa kalkıyor, şöyle biraz durup ondan sonra yürümeye devam ediyorsa bu diyorum epilepsi nöbeti geçirdim. Hmm. Şimdi olayları da bir süreç yani, anladığım kadarıyla. Birkaç saniye zırt diye normale dönmüyor. Pat diye dönmüyor. Ha. Yere düşünce sizin de tansiyonunuz düşse bir anda dünya etrafınızda dönüyor gibi olmaz mı? Aynı. O nöbet geçirdikten sonra dünya dönüyormuş gibi oluyor. Ayağa kalktığı zaman ondan sonra tekrar yürümeye başlıyor. Anladım. Baş dönmesi oluyor. Anladım. Bu askerlikle ilgili şimdi hukuken böyle sorunlar yaşıyoruz. Hukuken sorun yaşıyoruz. Diğer bir sorun da ehliyetle ilgili olan bir sorun. O da araç çok kullanma. Önemli. Tabii, araç tabii. kullanma. Onunla ilgili de çıkarılmış olan bir kanunda değişiklik yapılması için baroyla çalışma halindeyiz. Onu da Türkiye Barolar Birliği'ne de yazıyı gönderdim. Şeyle de İstanbul Barosu'yla da yetkili bir kişiyle daha evvel görüşmüştüm. Bir çalışma yapılacak. Diyor ki yurt dışında 6 ay ile 1,5 yıl arasında eğer siz herhangi bir nöbet geçirmediyseniz, artık iyileştiyseniz size ehliyet alabilirsiniz raporu çıkıyor. Biz de Türkiye'de 5 yıl. Hmm. Biz diyoruz ki tamam 5 yıl biz buna da razıyız. Hiçbir şey demiyoruz. Ama 5 yıl iki ayrı grup var. Biri 5 yıl boyunca artık ilacı da bırakmıştır bende olduğu gibi. Hı hı. Nöbet gelmiyordur. İkinci bir grup var. Hiç bizim başkan yardımcısı olan arkadaşımız ilaç kullanıyor. Ama senelerden beri hiç nöbet geçirmiyor. Ama hayatı boyunca, yaşamı boyunca bu ilacı almak durumunda bu kişi. Hmm. Şimdi bu kişi eğer sağlıklı bir hayat sürüyorsa, 5 yıl boyunca nöbet gelmiyorsa bunun da ehliyet alma hakkı vardır. Çünkü bu hayatı boyunca bunu kullanacak ve nöbet geçirmiyor. Bu sefer ne yapıyor? Aile sağlığı merkezinde işte buradan atıyorum Beylikdüzü'nde değil de Kadıköy'deki yere taşınıyor. Aile merkezine gidiyor. Bir rahatsızlığınız var mı diyor. Yok, yok. Diyor. Burada diyor daha evvel mesela kimlik numarasını giriyor. Burada diyor o biteli diyor çok oldu diyor artık ben ilaç kullanmıyorum ki diyor. Hmm. Aa öyle mi ne zaman bitti diyor. 4 yıl sonra doktor ona inanmak durumunda. Bunu bilmiyor. Bu sefer karşınızdakini yalana teşvik ediyorsunuz. Bu daha çirkin bir şey. Burada da bir düzenleme, burada da bir... Evet, bir... bununla ilgili de bir çalışma var. Diğeri de TÜSİAD'a bir yazı gönderdik. TESK'e gittim. Hı hı. Türkiye Belediyeler Birliği'ne, Ankara'ya Belediyeler Birliği'ne gittim. Meclise çıktık. Orada bazı milletvekillerimizle görüştüm. Bu bilginin şeyde paylaşılması Twitter'dan. Çünkü benim Twitter'ımı iki kişi görür. Onların Twitter'ını 2000 kişi görür. Avukat üstüne kim yazmış? Özellikle hani bu farkındalık noktasında Twitter, Facebook gibi bu platformları hani yeteri kadar kullanıyorlar mı acaba diye soruyor. Kullanabildiğimiz kadar. Mesela Facebook'ta Facebook grupları oluşturulmuş. İzmir'de bir grup var. Mersin'de var. Mersin'de, şeyde Aydın'da var. Böyle hepsini aradım. Toplam 6 tane böyle grup olduğunu buldum. Hepsine tek tek mail attım. Dedim ki sizler orada hani aranızda böyle bir çalışma yapın. Ama tek derneğiz. Tek dernek olduğumuz için bunun çatısında toplanın. Biz İzmir'e de gelelim eğitim verelim. Siz grubu toplayın. Ben orayı da organize ederim. İşte Mersin'i de organize ederiz. Birçok noktayı yeter ki siz bizlerle bir bağlantı haline gelin. Böylece daha hızlı bir şekilde birbirimizle koordinatörlü olarak çalışabilelim. Mesela gençler bu konuda çok iyiler. Biz belirli bir yaş grubu artık tabii ki elektronik aletlerle aramız iyi ama gençler kadar değiliz. Hı. Ben TGB grubunu çağırdım. Öyle mi? Çağdaş'la görüştüm. Çağdaş'tan rica ettim. Dedim ki siz gençler çok iyisiniz. Bu konuda çok başarılısınız. Ondan sonra o sağ olsun işte sağlıkçılarla beni görüştürdü. Ve bu bilgi de ayrıca
TGB grubundan doğru paylaşılacak ve birçok epilepsili çocuk tıbbiyeli olanlarla diğer şehirlerde de çalışmalar yapmayı düşünüyoruz. Güzel, harika. Dediğim gibi birçok projemiz var, yani. Bu hafta sonu, pardon, bu önümüzdeki hafta başı daha doğrusu 13 Şubat'ta gerçekleşecek bu panelden tekrar bahsedelim. Orada konuşacak isimlerden biri de psikolog Şevin Ayan, epilepsili hasta ve yakınının psikolojik yükünden bahsedecek. Hı hı. Ve yine psikiyatrist Profesör Doktor Işın Baral Kulaksızoğlu, hı hı, epilepsili kişilerin toplumdaki durumu nasıl yaklaşılmalı? Dediğimiz gibi epilepsili olmayabilirsiniz, bir yakınınız olabilir ama olmasanız da olmayacağınız, değil mi, sonrasında yakalanmayacağınız, tabii, anlamına gelmiyor. Katılmakta, bilgilenmekte, bu farkındalığı yaşamakta ve, değil mi, paylaşmakta, tabii, fayda var, önemli, diye düşünüyorum. Hatta şöyle bakıyorum mesela. Bir cümle alayım çünkü süremin sonuna geldim. Ha, buyurun. Psikiyatrist ve psikolog, birisi hastanın açısından, birisi toplumun açısından bakacak, tabii, olaya. Onun için bence hasta olan veya olmayan herkesin katılması, aynen, gereken. Pazartesi günü saat 12.30'da başlıyor. Yarım gününüzü ayıracaksınız. Gerçekten çok önemli bir konuda. Hem bilgi sahibi olacaksınız. Evet. Epilepsiyseniz, yakınınız varsa ya da hiç olmasanız bile gerçekten bilgileneceğiniz önemli bir sempozyum. Halka açık bir panel. Bu paneli düzenleyen Epilepsi Hasta ve Yakınları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Öztürk'tü konuğumuz. Sayın Öztürk, çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum çalışmalarınızda. Böyle bir konuda bize destek olduğunuz için. Biz de umarım için, evet, vesile olmuşuzdur. Zaten güzel işler yapıyorsunuz. Biz aktarmaya çalıştık, çabaladık. Çok sağ olun efendim. Ben teşekkür ediyorum. Bu sohbetle, sağ olun. Bu sohbetle birlikte programın da sonuna geldik. Yarın sabah saat 8'de biz yine burada olacağız. Tekrar görüşünceye dek Atatürk'le kalın, Cumhuriyet'le